Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar. Bugün e, kronik ve dirençli ağrı ve hastalıkların tanı ve tedavisinde osteopati ve nöral terapi yaklaşımından bahsedeceğim. Harika. Uh -huh. Konuğumuz Doktor Elif Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? ben Türkiye'nin ilk osteopat doktorlarındanım. Osteopati Türkiye'de bilinen bir alan değil. Bütün sisteme yönelik çalışan, bütün kas iskele sistemi, iç organlar ve merkezin sisteminde kapsayan kronik ağrı ve hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılan bir manuel terapi yöntemi. bu bu tedavi Türkiye'de çok yaygın değil ama son yıllarda epey isim duyulmaya başlandı. Çok güzel. Uh -huh. e, osteopati konusuna ilginiz nasıl başladı bir kalma noktası yaşadınız Açıkçası e, 30 yıllık bir hekimim ve son 20 yılımı bütüncül ve tamamlayıcı tıp tedavilerini uygulayarak mesleğimi icra ediyorum. Ve yaklaşık 25-30 yıl kadar önce bir Amerikalı doktorun yazdığı bir kitaptan çok etkilenmiştim. Orada hastasına tanı koyamadığını ve bir osteopata göndermek istediğini, osteopata gönderdikten sonra kesin bir tanıya varacağı ilgili bir cümle okudum ve ben böyle çarpıldım. Zaten e, mesleğe ilk başladığımdan beri her zaman bütün sistemin, bütün bedenin birlikte değerlendirmesi gerektiğini düşünen bir hekimim. Orada. Ee, yıllar sonra şans eseri karşıma Amir Almanya kökenli bir osteopati okulun eğitimi çıkınca hemen kaydımı yaptırdım. Neyse. 15 yıldır osteopati uyguluyorum ee, ve 5 yıllık 5 yıla yayılan 1600 saatlik bir eğitim aldım e, ve son e, 4 yıldır da hekimlere yönelik e, osteopati eğitimleri veriyorum aynı zamanda hekim arkadaşımla birlikte eğitim benlikte yapıyorsunuz evet 10 yıldır da e, osteopati ve diğer birçok alanlarla ilgili yaptığım tedavilerle ilgili eğitimler de veriyorum e, osteopatinin kelime anlamı nedir aslında osteopati osteokemik kemik pati hani kemiğin Ağrısı ya da patolojisi Hı -hı. anlamında. Evet. Bunun sebebi de Hı -hı. 1874 yıllarında Amerikalı bir hekim olan Andrew Taylor Steele o dönemde normal tedavilerin işe yaramadığını düşünüp çünkü o savaş döneminde çok kayıplar yaşayınca evet. doğal terapilere yönelmiş ve tüm kas iskelet sistemi omurga sağlıklı halde ise bedenin sağlıklı halde olacağını e, üzerinden varsayımda bulunarak bu sistemler üzerine çalışmaya başlamış ama daha sonra onun e, meslektaşları visceral yani iç organlar ve kraniosakral osteopati olarak yani merkez sinir sisteminde içeren alanları geliştirip tüm bedenin, birlikte çalıştığını ve birbirine bağlantılı olduğunu e, tespit edip onunla ilgili bu tedavi disiplini geliştirilmiştir. Amerika ve Almanya'da 4 ve 5 yıllık e, eğitimler şeklinde e, görülen bir eğitim programı. Türkiye'de biz e, doktorlara 2 yıllık eğitimler Sağlık Bakanlığı sertifikalı 2 yıllık eğitim verdik ve 2 dönem yaklaşık 40 e, hekim arkadaşımızda e, osteopat hekim olarak Sağlık Bakanlığı sertifikalı o hekim olarak mezun ettik. Çok tebrikler başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki verdiğiniz hizmetlerden, uyguladığınız tedavilerden biraz daha detaylı Aa, bahsetmek ister misiniz? Aslında birçok tedavi birlikte uyguluyorum. Bu yaptığım teşhis ve tedaviye yönelik olduğu için özellikle nöral terapi, osteopati, eplert kinezyoloji, akupunktur, klinik psikonörü, iminoloji, homopati ve birçok tamamlayıcı tıp fitoterapi ozon terapi gibi birçok tedaviyi entegre bir şekilde integratif olarak kullanıyorum. Yani sadece osteopati ya da sadece nöral tedavi sadece akupunktür değil de hastam kapıdan girdiği anda hastamın teşhisinin aslında problem ne olduğunu bulmaya çalışıp ona yönelik tanı ve tedavimi geliştiriyorum. Bize bana gelen hastalar zaten e, Doktor doktor dolaşmış, hiçbir çare bulamamış ve son çare olarak ya bir yerden duymuş veya bir referansla gelen hasta oluyor. Bu hastaların üzerinde resmen e, hastalık yaftası yapıştırmış olarak gelir ve hastam girdiği zaman içeriye işte neyiniz var diye Umutsuz. sorduğumda çok mutsuz, Hı. üzgün. E, neyiniz var diye sorduğumda benim migrenim var veya be, benim e, boyun fıtığım vardır. Hayır, ne şikayetiniz var? Ne yaşatıyor bu durum size? Diye sorduğumda o zaman şey ama söyledim ya der ısrarla evet. boyu fıtığım var benim. Bizim burada o yani teşhisi hem teşhisi teşhis söylüyor çünkü teşhis de geliyor. Teşhisler evet. yanlış değil elbette. Evet. Teşhis ama tam boyu şikayetlerin semptomları anlatıyor. Semptom, semptomları an e, semptomları da anlatıyorlar. Ama buradaki en önemli şey bu yaşadığı sorunu ortaya çıkaran asıl evet. sebep nerede? Yani neden bu hasta yıllardır evet. bu ızdırağı bu, bu, hastalık ve ağrıları çekiyor. Eğer temelinde ağrı neticede bir alarm vücudumuzun verdiği. Bizim amacımız yani ben bir Bütünsel yaklaşan bir hekim olarak benim amacım alarmı kapatmak değil, alarmı çaldıran tehlikeyi ortadan kaldırmam gerekiyor. Bedenimiz tüm bir elektriksel kablo gibi bedenimizi saran bir nörovejitatif sinir sistemi var. bedeni kendi kendi çalışmasını sağlayan sinir sistemidir. Ve bu sinir sisteminin bütün bedene, bütün dokulara dağıldığını biliyoruz hayati bütün organları yani kalp, akciğer, mide bağırsak sistemi, karaciğer, üreme organları, hormon sistemi, immün sistemi çalıştıran bir sinir sistemi yani kendi çalışan ve bedenimizin sağlıklı olmasını sağlayan sinir sistemidir. Bu sistem diğer bir ismi de otonom sinir sistemidir. Burada bedenin herhangi bir yerindeki bir problem yani bir sinir fonksiyon bozukluğu Uzak bir bölgesinde farklı bedenin zayıf halkası neresiyse kişinin o bölgesinde hastalıklar, ağrı veya e, disfonksiyonlar problemler ortaya çıkarabilir. Bu bakış açısı nöral terapi'nin yani nöral terapi bu şekilde yaklaşır nöral terapide de biraz bahsetmek Lütfen. istiyorum nöral terapide tüm nörovegetatif sinir sistemini dengeleyip düzenleyerek bedenin kendi iç döngüsü içerisinde yani kendi oto sağlayarak bedenin kendi kendi iyileşmesini sağlayan bir bütünsel tedavi yaklaşımıdır. Ee, çok düşük dozlu ve e, kısa etkili lokal sezikler kullanılır. Osteopatideki tek malzememiz ellerimiz. Ellerimiz bir osteopatın elleri de görür, duyar, hisseder. Yani bu e, eğer bütünsel yaklaşma yaklaşabilmeniz için hastanıza tüm sistemlere hakim olmak gerekir. Nöroanatomi, fonksiyonatomi, fizyoloji gibi tüm temel tıp bilgilerine hakim olmanın yanı sıra hastanın dokunduğunuzda, hastanızla da doğru iletişim ve doğru anamnez alarak hikayesini doğru bir şekilde alarak hastanızın tanısını doğru gitmenizi sağlamanız gerek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir hasta boyun fıtığıyla gelmişse bana neden boyun fıtığı olmuş diye sorarım veya bir omuz ağrısıyla gelmişse neden? Çünkü omzunda evet problem olabilir ve boynunda zaten MR'larında fıtıklar gözükebilir. Buradaki fıtı ortaya çıkaran ana sebep gizli yani görünen kısmı değil de bu durumu ortaya çıkaran asıl sebepler bulunup Sonuçla birlikte yani semptomla birlikte tedavi ettiğiniz hastanızı tedavi edebilirsiniz. Tabii. Yani bütünsel e, osteopatik yaklaşım, yaklaşım için, ve türü. nöral terapi yaklaşım bu şekilde evet, çalışmakta. Önce da. kök sebep nedir? Evet. Ondan sonra teşhis ve tedavi. Tanın tedavi. Evet. Mesela eğer bütün bedenimizi aynı zamanda bütün doku organ cilt altından kemik yapıya kadar ve organları saran bir yapı var. Bu osteopati de çok önemli. Biz buna fasya diyoruz, bir bağ dokusu. Üç boyutlu entegre bir yapıdır bu. Tepeden topuğa kadar tüm bedendeki yapıları sarar, birbirinin üzerinden geçmesini sağlar ve koruyup kollar. Bu mesela geçirilmiş bir ameliyat, sezeryan sıkarı diyelim. Hı. O bölgedeki yapışıklıklara sebebiyet vererek bedenin zayıf halkası neresiyse, o bölgesinde sıkıntı ortaya çıkarabilir. Mesela üç tane kadın alalım Sezeryan doğumu yapmış. Birisinde boyun fıtığı çıkabilir, bel boyun ağrısı olabilir. Diğerinde baş ağrısı olabilir, üçüncüde hiçbir şey olmayabilir. Bu kişinin altyapısının e, bedenin genetik olarak getir doğuştan getirdi veya sonradan kazandığımız... Zayıf halkaları neresiyse o bölgeyle ilgili sıkıntı ortaya çıkarır. Önemli olan sebebi bulmak. Sebeple birlikte sonucu tedavi ettiğinizde zaten farkı yaratırsınız. Ama benim hep eğitimlerde de meslektaşlarıma söylediğim çok önemli bir şey var. Hastanızı dinleyin derim. Evet. Zaten tanı hasta kapıdan girdiği anda başlar. Hastanın duruşu, yüzündeki ifadesi, postürü, omuzlarının duruşu veya hastanın yürüyüşü, cildinin rengi, gözlerindeki ışıltı bunların hepsi bana kişiyle ilgili bilgi verir. İlk seansım biraz uzun sürer. Kendi kliniğimde çalışıyorum bu arada 17 yıldır kendi ait kliniğimde hmm. çalışıyorum. Hastalarımı öncelikle ilk seansta uzun zaman tanırım. Onları tanıyınca ve onlar da beni tanıyacak ki hani bir iletişim kurup doğru şekilde anamnez hikaye alabileyim. Dolayısıyla hastama ilk seansta sorduğum sorular hani öncelik onun şikayetiyle ilgili sıkıntısı ile ilgili kendi cümleleriyle bana sıkıntısı anlatmasını öncelikle isterim. Daha sonra detaylı olarak anamnezini alırım. Yani ağrısı ne zaman başlamış, ağrısı veya hastalığı ne zaman başlamış? Bu şikayetleri ortaya çıkmadan aylar ya haftalar önce hayatında ne değişiklik olmuş? Geçirdiği herhangi bir fiziksel travması var mı? Kesi, kırık, yanık, ameliyat, diş tedavileri veya enfeksiyonlar, tonsilit, e, bağırsak enfeksiyonları, sistit gibi... Bir enfeksiyon yaşamış mı? Veya bir duygusal travması var mı? Duygusal travmalarda vejetatif sistemi etkiler ve hastalıkların kronikleşmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hastanızı iyi tanırsanız hastanın zaten sebebini söylüyor. Biz burada e, hastanın tüm sistemlerine yönelik çalıştığım için hastanın yani duygusal alanıyla da ilgili çalışmak zorundayım. Çünkü sağlık Şöyle eşkenar üçgen Bütünsel üzerine kurulu. Bütünsel değil mi tamamen? Bütünseldir. Fizik beden, Hı. emosyonlarımız ve biyokimyamız. Bunlardan herhangi bir ayak bozulduğunda tüm sistem birlikte bozulur. Yani beden parça tamam. parça çalışmıyor. Etkiliyor, hepsi birbirini etkiliyor. Kesinlikle. Hepsi birbirini etkiler. Evet. Dolayısıyla hastamın duygu durumunu da bilmek zorundayım. Bazen hastalıkları kronikleştiren sebeplerin başında... Daha çocukluktan itibaren gelen bir duygusal travmada yatabilir. Ancak ben bunu hastamla doğru iletişim kurduğumda, onu anladığımda ve, ve onunla gerçekten empati kurduğumda hastanın bana tamamen kalpten, tamamen bütün her veya yaşadıkları ilgili yaptığı açıklamalarda buldum. O bilgiler beni tanıya götürür. Ve dolayısıyla sadece fizik bedene değil, aynı zamanda Duygusal alanda da ilgili bir problemi varsa, fonksiyon bozukluğu varsa onların da düzeltilmesi yönelik Kesinlikle. tedaviler yapıyorum. Çok Bu tedavilerin evet. içinde de en önemlisi zaten nöral terapide de strese Hı -hı. yönelik tedaviler yapılabilir. Ve osteopatide özellikle osteopati 3, e, kraniosakral osteopati dediğimiz disiplinlerden, yani sistemlerden birisi üzerinden hastamın tedavi yapıyorum. Stres, kaygı veya geçmişten o güne kadar getirdiği duygusal travmaların düzeltilmesi ve parasempatik sisteminin dengelenmesi için yaptığım bir tedavi. Ee, ve tüm kas iskelet sisteminin düzenlenmesi ve iç organların değerlerinin dirilip tedavisi gerektiği yerlerde tedavisi yapılmasını içeren. bütünsel bir yaklaşım. Değerli hocam sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Evet. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica Söylemek istediğim bir şey var Tabii. son olarak. Ee, tedavinin ismi hastayı tedavi etmez. Mis hasta bana gelir birçok defa. Hocam ben nöral terapi yaptırdım, bana yara ya da osteopati yaptırdım yaramadı. Hı hı. Öyle bir şey değildir. Hekim tedavi eder hastayı. Doğru tanıya giden hastasını gerçekten doğru bir şekilde değerlendirip, e, değerlendiren, tanıyı doğru koyan hekim hastasını tedavi eder. Kesinlikle. Teşekkür ederim çok Rica ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz sağ, sağ olun, olun hocam. çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.